Hello friends, welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir dersle, yeni bir konuyla beraberiz. Umarım faydalı olur. Çok da uzun sürmeyecek zaten. Çok kolay bir konu. The future perfect tense. Yani gelecekte bitmiş zaman. Bu future perfect tense ile cümle kurarken arkadaşlar will kullanıyoruz. Will'den sonra have. Bütün I, you, we, they, he, she hepsiyle beraber. Aynı will have sonra fiile ed gelmiş hali. Yani d, ed, ied kurallarını biliyordunuz. Ya da fiil düzensiz fiil ise fiilin üçüncü halini getiriyorduk. Verb 3. Hemen örneklere bakalım. Mehmet will have finished his work. Mehmet işini bitirmiş olacak. İşini bitirmiş olacak by 6 o'clock. Saat 6'ya kadar. Ya da saat 6'da işini bitirmiş olacak da diyebiliriz. I will have cleaned the kitchen by the time my guests come. Misafirlerim gelinceye kadar, misafirlerim geldiği zaman da mutfağı temizlemiş olacağım. Adam will have graduated from university in 2 years. 2 yıl içinde Adam üniversiteden mezun olmuş olacak. Üniversiteden mezun olacak. Ve mezun olmuş olacak. Yani mezuniyeti bitmiş olacak. We will have arrived Konya in an hour. Bir saat içinde Konya'ya varmış olacağız. Konya'ya varacağız olsaydı sadece we will arrive olurdu arkadaş. Burada varmış olacağız. Yani faaliyetimiz o zaman bitmiş. Allison will have slept before her parents come home. Anne babası eve gelmeden önce Allison uyumuş olacak. Bakın will have slept. Sleep, slept, slept. Üçüncü hali fiili. The children will have gone to bed when their parents come. Çocuklar, anne babalar büyük annesi babası geldiklerinde yatağa gitmiş olacak. In about a year's time, bir yıllık zaman içinde, yaklaşık bir yıl içinde, a new building will have been built in our school garden by the Ministry of Education. Tabi burada have'den sonra bakın been getirdim. Bu neden? Future perfect tense olduğu için arkadaşlar. Yani yapılmış olacak bir yıllık zaman içinde yaklaşık yeni bir bina okulumuzun bahçesinde Eğitim Bakanlığı tarafından bina edilmiş olacak. Etmiş olacak olsaydı şöyle olurdu biliyorsunuz. Will have built ama burada edilmiş olacak will have been built. All letters, burada da 3 tanesi aynı örnek verdim arkadaşlar. All letters, bütün mektuplar will have been posted by 5 o'clock. Saat 5 itibariyle, saat 5 itibariyle bütün mektuplar postalanmış olacak. Postalanmış olacak değil, postalanmış yani edilgen cümle, pasif cümle. The students' laptops, bunu yazmayı unutmuşum arkadaşlar sonra denk edelim. The students' laptops will have been delivered before the new education year. Yeni eğitim yılından önce öğrencilerin dizüstü bilgisayarları dağıtılmış olacak. Dağıtılmış olacak. Edilgen, edilgen, edilgen cümleler. Future perfect tense'de. Yani burada gördüğünüz gibi değişik time expressions yani zaman ifadeleri var. Onları da ayrıca buraya yazdım. Time expressions'lar şunlar. By var. By'dan sonra yalnız dikkat ettiyseniz isim gelecek. Ama by the time varsa by the time'dan sonra bir cümle geliyor arkadaşlar. Bakın by the, şuradaki örneğe bakabilirsiniz. By 6 o'clock isim var. Burada by the time'da ise my guests come, misafirlerim gelir gibi cümle kullanılmış. Ayrıca neler var? Before, önce, when, o anda, o zamanda, da anlamında, in a week, bir yıl içinde, bir hafta içinde, bir yıl içinde, bir ay içinde, in 10 years, in 10 days, 10 gün içinde, in weeks, haftalar içinde ya da in 10 weeks, 10 hafta içinde gibi months, years ile in kullanıyoruz. Future perfect tense'in zaman ifadesi olarak. Umarım faydası olmuştur. Siz de birkaç cümle kurarsanız daha faydalı olur ve akılda kalıcı olur. Takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. See you later.